Bazen düşüncelerinizin bir ip yumağı gibi karmakarışık olduğu ve adeta düğümlendiği oluyor mu hiç? Muhtemelen hayatınızın bazı dönemlerinde bir şeyler ters gittiği zaman düşüncelerinizin de kısa devre olduğu ve içinden çıkılmaz gibi göründüğü zamanlar yaşamışsınızdır. İşte böyle durumlarda düşüncelerimiz sanki bizim kontrolümüzde değilmiş gibi hissederiz. Çok fazla detay aklımıza takılır ve böylece büyük resmi göremeyiz. Bir şeylere çok fazla kafa yormak, en ince detayına kadar o konuyla ilgili her şeyi düşünmek ve gereğinden fazla bir kaygı taşımak sorunu çözmediği gibi bizim yaşam kalitemizi de ciddi oranda azaltabilir. Böyle bir durumda genellikle çok fazla düşünür ve düşündüğümüz şeylerin de kolayca etkisi altında kalırız. Bir şeye gereğinden fazla dikkatinizi yoğunlaştırırsanız o konuyla ilgili normalde aklınıza gelmeyecek detaylar da kafanızda oluşmaya başlar. Bu aslında güzel bir şey gibi görünse de çoğu durumda bizi yormaktan başka bir işe yaramaz. Olması gerekenden daha fazla düşünmek, verimli düşünmek anlamına gelmez. Bazen yalın düşünmek ve sadece ihtiyacımız olan çözüme odaklanmak en doğrusudur. Kısa devre olmuş düşüncelerinizi normalleştirmeye başlamak için yapabileceğiniz ilk şey, gereksiz detaylara değil, işe yarayan çözümlere odaklanmaktır. Hangi durumlarda düşüncelerinizin kısa devre olduğunu ve çok fazla gereksiz şeyi düşündüğünüzü fark ederseniz, bunu sadece fark ederek bile zaman içinde benzer durumları azaltabilirsiniz. Kaygı, korku, stres ve buna benzer bir takım yükleri üzerinizde hissettiğiniz anlarda kısa süreli molalar verin ve odağınızı nereye doğrultmanız gerektiğini düşünmeye başlayın. Kendinizi gözlemlemek ve dışarıdan bir gözle kendine bakabilmek farkındalığınızı artıracaktır ve böylece dikkatinizi problemlere değil çözümlere odaklayabileceksiniz. Düşünceleri kısa devre olmuş insanlar genellikle hep aynı şekilde düşünür ve her durum aynı pencereden görünür onlara. Başka bir takım çözüm yollarının ya da seçeneklerin olduğunu görmek böyle bir durumda gerçekten de çok zordur. Burada alışkanlıklar, kalıplaşmış inançlar, geçmişten getirdiğimiz koşullanmalar ve buna benzer daha pek çok şey karşımıza çıkabilir. Öğrendiğimiz şeyleri kolay kolay unutmayız tabii ki. İşte bundan dolayı davranış kalıplarımız da zaman içerisinde zihnimizde oturmaya başlar ve onları kırmak öyle sandığımız gibi kolay olmaz çoğunlukla. Bazı şeyleri çok büyütmek ya da bazılarını küçültmek, yaşadıklarınıza biraz daha dışarıdan bir gözle ve sanki yabancı bir insanın gözünden bakabilmek, olayları kişi, yer, durum ve zaman perspektifinden çerçevelemek bunlar işimize yarayabilir. Belki de hiçbir şey sandığımız kadar kötü değildir. Belki de göremediğimiz ve gözden kaçırdığımız bazı şeyler olabilir. Her şey, her zaman, her yerde ve herkes için her koşulda öyle olmayabilir. Başka bir pencereden bakmaya başladığınızda kısa devre olmuş düşünceleriniz adeta çözülen ipler gibi çözülmeye başlayacaktır. Az önce sorunlara dışarıdan bakmaktan bahsettim ama bunu biraz daha açmak istiyorum. Örneğin şu anda yaşadığınız problemler bir süre sonra, işte bazen 1 yıl, bazen 5, bazen 3 ay sonra şu anda size hissettirdiği şeyleri hissettirmeyecek. Bugün üzüldüğünüz şeyler çoğunlukla belli bir zaman sonra sizi mutsuz etmeyecek. Tıpkı geçmişe dönüp baktığınızda o zamanlar çok acı çektiğiniz şeylerin şu anda sizi en azından eskisi kadar etkilemediği gibi. Elbette bazı durumların uzun vadede izleri kalabilir ya da bunlardan işte belli bir ders almak amacıyla onları hafızanızda tutabilirsiniz. Ama çoğunlukla yaşadıklarımız yaşandığı dönemde ve yerde kalırlar. Ya da en azından olması gereken budur. Bu çoğunlukla bizim uzattığımız bir durumdur ve gereğinden fazla acı çekmemize neden olan bizim seçimlerimizden başka bir şey de değildir. Düşünmekten kaçmak ya da çok fazla gereksiz şeyi düşündüğü için kendine kızmak da oldukça büyük bir gerginliğe neden olur. Çünkü düşünmekten kaçmak diye bir şey yok. Düşüncelerinizden kaçtıkça düşünceleriniz sizi kovalar. Hani klasik kaçan kovalanır felsefesi gibi düşünün bunu. Bir şeyden ne kadar uzaklaşmaya çalışırsanız ona o kadar yaklaşırsınız. Çok fazla düşünmek direnç oluşturacağı için bu durumu normalleştirmek adına bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Özellikle ve bilerek çok fazla düşünmek için kendinize bir zaman ayırın. Ve bu zaman dilimi içerisinde
oldukça fazla şeyi üst üste aynı anda düşünmeye çalışın. Kendinizi gerçekten de belli bir süre stres altında tutun. Ama tamamen bilinçli olarak yapın bunu. Örneğin kronometreyi açın ve tam 5 dakika boyunca aklınıza gelebilecek her türlü rahatsız edici düşünceye odaklanın. Böylece çok fazla negatif ya da stres içeren düşünceler üretme fikri sizin canınızı sıkmayacak. Çünkü bunu dilediğiniz zaman vakit ayırıp yapabildiğinizi görünce rahatlayacaksınız. Ve ayrıca bunu yapabiliyorsanız tam tersini de yapabileceğinizi kendinize göstermiş olacaksınız. Odağınızı değiştirdikçe gördükleriniz de değişecek. Daha önceki videolarımda birkaç kez tekrarladığım bir örneği yinelemek istiyorum. Eğer bir odadaki kırmızı renkli objeleri saymaya başlarsanız yeşil, mavi ya da sarıları görürsünüz ama onlara dikkat etmezsiniz. Kaç tane kırmızı olduğunu belli bir süre içerisinde saymanızı istesem bana net bir sayı verebilirsiniz. Fakat kaç tane mavi renkli obje olduğunu sorduğumda bunu yanıtlayamazsınız. Aslında maviler hep oradadır. Fakat siz dikkatinizi vermediğiniz için onları algılamazsınız. İşte odaklanmak tam olarak böyle bir şeydir. Ve odağınızda çözüm varsa çözümü görür, problem varsa problemi görürsünüz. Bir şeyi görmezden gelmek de doğru değildir. Ona tüm dikkatinizi yoğunlaştıracak kadar odaklanmakta. Bazı şeyleri normalleştirmek, olduğu gibi kabul etmek ve akışına bırakmak çok daha rahatlatıcı olabilir. Ve son olarak çok önemli olduğu için belki de neredeyse her videoda bir şekilde değindiğim ders alma ve öğrenme konusundan bahsedeceğim. Yaşadığımız her şeyin ve neredeyse tüm deneyimlerimizin aslında bizi büyütmek, güçlendirmek ve çok daha ileriye götürmek gibi bir amacı var. Problemler, eğer onlara o gözle bakarsanız bir fırsattan başka bir şey değildir. Ve bir yerde bir problem varsa emin olun orada bir çözüm de vardır. Sizin düşüncelerinizin çok karmaşık olması ve onların kısa devre yapması belki de bazı kabloları çekmeniz anlamına gelir. Bir şeyler ters gidiyorsa belki de yönünüzü değiştirmeniz gerekiyordur. Şems-i Tebrizi'nin şu sözü bu durumu çok güzel bir şekilde ifade ediyor ve videoyu da bu sözle kapatmak istiyorum. Düzenim bozulur, hayatım alt üst olur diye endişelenme. Nereden biliyorsun hayatının altının üstünden daha iyi olmayacağını? Evet, her şey gönlünüzce olsun. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.